Türkülah ile Celalettin Üniversite öğrencisi oğlu Zalur Yasin'in 15 yıllık hapis cezası verilmesini yasal yollarla itiraz ettiği için 22 Temmuz 2023 günü evinden tutuklanarak götürüldüğü öğrenildi. Bu da gösteriyor ki söz konusu Uygurlar olunca işgalci Çin kendi koyduğu hukuku bile çöpe atıyor. Özgür Asya Radyosu'nda yer alan habere göre Norveç merkezli Uygur Vakfı, Urumçi'deki Tiananmen Bölge Güvenlik Polisi'nin 22 Temmuz'da gurbetçi otel kompleksinde yaşayan Rahile Celalettin adlı bir kadını kaçırdığını bildirdi. Habere göre Rahile Celalettin'in 15 yaşındaki oğlu Zalgür Yasin ile ilgili mahkemenin kararından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle tutuklandı. Radyo muhabirinin Urumçi'deki ilgili polisle yaptığı telefon görüşmeleri sırasında Rahile Celalettin'in esir olduğu doğrulandı. Faşist Çin'in İslam dinini Çince sosyalizme uyarlama adı altında Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım politikaları devam ederken bütün baskı ve dini kısıtlamaları yetersiz bulan Çin, sözde Xinjiang'da İslam'ın Çinileştirilmesine ısrar edilmesi konulu bir toplantı düzenleyerek Müslümanlara karşı zulmü daha da arttıracağı sinyalini verdi. Çin haberleri ağına göre Çin Merkez Sosyalist Enstitüsü Parti Grubu Sekreteri, Merkezi Sosyalist Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve sözde Xinjiang Halk Hükümeti Parti Daimi Komite Üyesi Kukla Yetkili İzzat Ahmet toplantıda konuştu. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından Çinli şirketlerden en az 13 milyar dolar yatırım sözü aldığı bildirildi. Pekin'in hangi alanlara yatırım yapacağı henüz netlik kazanmazken Çinli cam üreticisi Shingi Glass'ın Endonezya ile 11,5 milyar dolarlık yatırım yapılmasına dair mutabakat anlaşması yaptığı açıklandı. Fransız yaygısı ülkede üretilen ileri çip teknolojisinin üzerinde olası askeri kullanım ihtimaline karşılık yaptırım ve ihracat yasakları bulunan Çin ve Rusya'ya kaçırılması iddialarını soruşturuyor. İsminin açıklanmasını istemeyen Fransız yargısından bir yetkili yaptığı açıklamada şu anda ABD'lilerin sahibi olduğu ileri teknoloji yarı iletken çip üreticisi Omic şirketinden teknoloji transferi yaptıklarına dair kanıtlar bulunan iki Fransız, ikisi Çinli 4 kişinin Mart ayından bu yana soruşturma altında olduğunu söyledi. Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Bakan Fidan'la düzenlediği ortak basın toplantısında Türkçe konuştu. Park Jin, Türkiye, Kore'nin özgürlüğü ve barışı için savaşa yaklaşık 20 bin genç askerini göndererek Kore ile omuz omuza savaşmıştır. Kore halkı Türkiye'nin bu büyük fedakarlık ve özverisini unutmadı, dedi. Uluslararası sistemde yeni jeopolitik ve jeoekonomik denklemin oluştuğunu kaydeden Fidan, Asya'nın da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer aldığını söyledi. Suudi Arabistan aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini açıkladı. Açıklamada Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ve Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.